Dünyada yaşamın sırları uzaydan geliyor, Ryugu asteroidinden alınan örnekler nitrojenin kökenini aydınlatıyor. Bilim insanlarından yeni keşif, dünyada yaşamı ortaya çıkaran yapı uzaydan geldi. Kyoto Üniversitesi'nden araştırmacıların liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, dünyada yaşamı destekleyen bir ortamın yaratılmasında kilit rol oynayan azotun kökenini keşfetmiş olabilir. Araştırma ekibinden Hope Ishii, bu bulgu, daha önce düşünülenden daha büyük miktarlarda nitrojen bileşiğinin dünyaya yakın bölgeye taşınmış ve dünyadaki yaşamın yapı taşları haline gelmiş olma olasılığını artırıyor dedi. Ekip bu sonuca Ryugu asteroidinden alınan örnekleri analiz ettikten sonra ulaştı. RNA bileşeni ve B3 vitamini kısa süre önce JAXA'nın Hayabusaki uzay aracı tarafından Ryugu'dan toplanan örneklerde keşfedildi. RNA'nın keşfi, dünyadaki yaşamın organik yapı taşlarının uzaydan geldiğine dair bugüne kadarki en güçlü kanıt olarak kabul ediliyor. Bu çalışmada bilim insanları örnekleri elektron mikroskobuyla analiz ederek bu küçük kayaların yüzeyinin demir ve azottan oluşan minerallerle kaplı olduğunu keşfetti. Bilim insanları uzun zamandır bu bileşiklerin dünya tarihinin erken dönemlerinde çarpan meteorlardan geldiğinden şüpheleniyordu. Ancak kanıtlar bu kadar güçlü değildi. Araştırmanın başyazarı Toru Matsumoto şunları söylüyor mikrometeorit adı verilen ve amonyak bileşikleri içeren küçük meteoritlerin buzlu cisimlerden ayrılarak Ryugu'ya çarpmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Tüm asteroidler gibi Ryugu da güneşin yörüngesinde dönen küçük, kayalık bir cisimdir. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın Hayabusa 2 uzay aracı Ryugu'yu keşfetti ve ipi 20'de yüzeyinden dünyaya malzeme getirdi. Bu ilgi çekici asteroid karbon açısından zengindir ve mikrometeorit çarpışmaları ve güneşten gelen yüklü iyonlara maruz kalması nedeniyle önemli ölçüde uzay ayrışmasına uğramıştır. Demir nitrür, demir ve oksijen atomlarından oluşan manyetit yüzeyinde gözlemlenmiştir. Manyetit uzay ortamına maruz kaldığında, oksijen atomları güneşten gelen hidrojen iyonlarının ışınlanması, güneş rüzgarı ve mikrometeorit çarpması yoluyla ısınarak yüzeyden kaybolur. Bu süreçler manyetitin yüzeyinde metalik demir oluşturur ve bu demir amonyakla kolayca reaksiyona girerek demir nitrür sentezi için ideal koşulları yaratır.